Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecma'in. İkinci cildin 37. mektubundan dersimiz devam ediyor. İnşallah bu mektubu şerifi bu derste bitiriyoruz. Geçenki kadar uzun bir mektup olmaması bile 3-4 derste bitirilebiliyor. Kelime-i bayibenin la ilahe illallah kelime tevhidinin faziletlerinden bahsederken İmam Rabbani Kusesurru buyuruyor ve za yeri de geçtiği gibi yani birçok fazileti olduğu gibi e, ide aciz kaldığı zaman güçsüzleştiği zaman en nazaru e, bakış görme vel kademi ayak yürüme ilerleme daven kafada düştüğü zaman cenahül himmeti himmet kanadı. Himmet yani bir şeyi dertlenmek ve bir, bir şeyi e, yapma azmi içinde olmak. Fakat bazı kere de insan azmini de yitiriyor. E, o kanat düştüğü zaman ve terakha, e, ve e, sark, sarktığı zaman ondan sonra e, yani kevşediği zaman falan ve vekat vuku bulduğu zaman el muameletu yani Allah ile aramızdaki manevi tabi muamele, ona ulaşma, tabi allah Teala'nın zatı mekandan bir, bir mekandan ilgili bir şey değil de rızasına ulaşma ve tecellilerine mazar olma, tecelli nurlarını parlatması demek. Kendi tabi arşın nurları var, o sonra isimlerinin nurları var, sıfatların nurları var. Bir öz zat bir tecelli gelir mesela. O hiçbir şey karışıklı olmadan sırf öz zatından. Bu tabi Makamı yükseldikçe adamın ona göre e, o değişir. E, a, e, muamele yani kulun ya salikin, müridin, şeyhin neyse e, durumu alel gayb sırfi halis gayba düştüğü zaman yani ne demek istiyor? Halis gayb e, o zamana kadar mesela işte bir şeyler görüyordun, okuyordun, dinliyordun. İşte şu makam, şu daire, şu mertebe. Bir ismi cismi vardı yani. İşte mesela diyor seyri e, ilallah. İşte e, tarikatte ruhun e, yükselmesi, terakkiyatı nereye kadar? İşte şuraya kadar işte seyri ilallah deniyor. Dört tane hani sonra işte seyri e, fillah oluyor efendim sonra dönüşe geçildiği zaman miraç da hani ruhun miraç yapıyor. Bedenimizde miraç yapamayız ancak Resulullah mahsus. Sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerde bile nasip olmadı bedeniyle. Ruhani miraç tamamlanca sonra oradan dönüş oluyor. İşte seyre anillah billah deniyor. Sonra işte dört basamak. Geriden iki basamaktan ikinciden başladığın yere indiğin zaman seyri anillah billah diyor. Sonra seyri fileşya. Ee, tamamen nüzülü yani inişi en ziyade olan yani tamamen halka karışan Muhammed Efendi Hazretlerimiz gibi yani hiç gördüğün zaman ee, diğerleri gibi böyle uzlet evliyası değil kenara çekilmez her işe karışıyor her şeye müdahale eder falan o tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki miraçtan indikten sonra ee, kenara çekilip de işte Allah-u Teala'nın cemaatini gördüm onura oldum da ondan sonra Tabii çok üzgün döndü, ayrılmasından üzüldü ama e, geldikten sonra e, yine hemen sabahında müşriklerle reddiyeler, cevaplar, uğraşmalar, mücadeleler başladı yani. Onun için e, miraca çıkan e, evliya çoktur ama inemezler. Yani çoğu in, inmez kalır orada, kalırsa da ne olur? E, insanlarla ilişkisi az olur. Dünya kelamı konuşmaz. Dünya kelamını bırak. Ahiret kelamı da millete konuşmaz yani. Kendi devamlı zikir Kur'an okur, ibadet yapar, uyumaz, yemez, oruç tutar falan. Böyle evliya çok. Ama e, insanlarla mücadele eden, Allah'ın dinini müdafaa eden, reddiye yapan, işte efendim şu yanlış, bu yanlış, bilmem ne. Burada da bir bedel ödemek icap ediyor milletin. Tenkitlerine hedef oluyorsun falan falan. E, niye? E, i̇şte e, iş yaparsam birileri sana bir şey der. Ee, bu yüzden Evliyaullah içinde de ekseriyeti miracı ruhaniyi tamamlar. Fakat orada kalır. fit dünya kulübün fil ahiret. Hani bedenleri dünyada ama kalpleri ahirette tabii. Mahmud Efendi Hazretleri kalbi en çok ahirette onunda ama yine ne yapıyordu? İnsanları dinliyordu, konuşuyordu, görüşüyordu, onu soruyordu, buna telefon açıyordu. Sen şöyle yapma, sen böyle niye yaptın? Her şeye müdahale ediyor. Onun için e, bu noktalarda e, muamele seyriyle Allah yani Allah-u ya, tecelliyatına diyelim yani doğru seyru hareket, bundan tabii latifelerin hareketleri zikir yapıldıkça rabıta, murakabelerle falan kalp, ruh, seyir, hafiyah, fa, bu latifeler e, yükseliyor basamak basamak atlıyor, mertebe atlıyor falan ama bir noktaya gelir muamele kaybı sırfa düşer diyor ne demek kaybı sırfa düşer? Artık oranın ismi yoktur, cismi yoktur. Yani sen oraya bir at takamazsın. Efendim şu mesafeyi ölçüp biçemezsin. Ee, ne kadar zamanda bu aşılır diye bir karar veremezsin. Adamına göre de değişir o. Kimisinin bir anda aşılığını, kimisi yıllarca tamamlayamaz mesela. Nasıl ki e, yavaş yürüyenin gidişiyle e, buradan e, efendim kavaca e, hızlı yürüyen aynı mı gider? bilmem 10 dakikada gider koşarsa bilmem ne öbür bir, bir, benim ben bir saatte zor giderim belki. Yani onun için e, mesafe ölçümüdür. Yani ne diyeyim sana isim dedim. Bir alamet bile bir şey yok. Yani hani bir ima da edemeyecek makamlar var. Bir, bir noktadan sonra gaybı sırf ona deniyor. Ve ne diyor? E, yani öylese ismi Tayiri İstidame, öyle bir mektubatta bir beyt de var. Ee, yani benim diyor işte kuşum, kuş anka kuşu gibi olursa yani ismi var, ismi yok. Ondan sonra e, yok anlamına gelmiyor ama yani ondan diyor alamet bile yok. Nişan bile yok. O makama gelirse diyor e, şimdi oraya kadar oruçla bir yere geldin, Kuran tilavetiyle bir yere geldin, zikirle bir yere geldin, sadaka ile hayırlarsa emri bir bazı azalsa falan neyse herkes kendine göre e, bazı amelleriyle manevi oruç yükseliş oluyor e, kalp ruh sirkafiyafa ile taşınde ama ne zaman ki bir noktaya geldin oradan alamet işaret veremiyorsun ima imayla o noktaya temas edemiyorsun adını koyamıyorsun falan. Hayır hayranlık makamı, işte şaşıp kalma makamı. Efendim işte, e ne diyor, e, ariflerin en büyük makamı, ''Arafun e, nasibillah'' yani Allah'ı en iyi bilen insan, en iyi tanıyan yani arif denir onlara. ''İrfan'' deniyor şimdi işte, Anadolu irfanı falan diyorlar bir şeyler işte, Tasavvufun adını da artık şey aldılar, bilmem ne folklorik şeye çevirdiler de yani Kültür Bakanlığı'na da bağladılar falan. Öyle hakikati Kültür Bakanlığı'nın e, bünyesinde yapılan folklorik e, semalar, ayinler, tasavvufun hakikatinden ne kadar haber verebilir? Onun için Arif, Allah tanıyan yani Arif'i billah deniyor mesela irfan, ayınladı. İrfan. Ya yani Anadolu irfanı şu manada doğrudur. Yani Ahmet Yesevi Hazretlerinden işte Anadolu'ya gelen erenler, e, sonra Şah Nakşibend Kusret Hazretlerimizin, Ubedullah Rabbinin işte o yoldan gelen Nakşi büyükleri ve Sermi Şahik Hazaratı tabi Rufaylı her yerden, Geylihanlilerden hepsi gelmiş buraya. E, o zatların getirdiği tasavvuf yolundaki Allah'a tanıma. Mesela o manada doğrudur. İşte orada ne diyor? E, en iyi tanıyandaki Sıfat nedir yani? Ne En iyi tanıyan kimdir? Mesela en iyi tanıyan, en fazla namaz kılan demiyor. En iyi tanıyan mesela, günde 1000 rekat nafile kılan demiyor işte. Diyelim ki normalde bizim nafilelerimiz 20 rekat, 30 rekatı bile bulmuyor yani sünnetler dahil misal, işrak, kuşluk, evami kılsam bile. eman Mahmud Efendi Hazretleri nafileleri diyelim 100 rekatta buluyordu. Misal. E tabi daha geriye gidiyorsun Zeynel Abidin Hazretleri 1000 rekat, Rabiatul Albin 1000 rekat nafile falan. Ama o tanımda demiyor ki en çok namaz kılan, en çok oruç tutan mesela. Bayram günleri hariç her gün oruç tutan falan. Böyle bir şey demiyor. Ne diyor? Eşeddüm e, etbaum e, eşeddüm tehayyuran fi halki. Yani Allah'ın yarattıkları mahlukat hakkında en çok hayrete düşen, yani şaşkına dönen, işte <laughs> her şeyde bir ayet, bir sır gören, Allah-u Teala'nın yani Şimdi bunu nasıl yarattı, bunu nasıl yaptı? Efendi de bu makam zirvedeydi yani. Bir karpuz yiyene kadar bir dilim, iki dilim, Allah onun işte ayetler okur, su, suyu nereden şey oldu, rengi nereden geldi bilmem. Yanındaki işte acı biber de yanında yetişti. Acı biber nasıl acılık gitti, aynı topraktan, aynı yağmurdan, aynı sudan. Buna nasıl böyle efendim o yeşil oldu, bu, niye, bu nasıl kırmızı oldu işte efendim. Dışı yeşil oldu, içi kırmızı oldu işte içinde efendim e, bu kadar bal gibi tatlar nereden geldi falan. Böyle anlatırdı anlatırdı. E, işte i̇şte buna tahayyür makamı deniyor. Yani hayret, hayran olmak. E, Allah-u Teala'nın kudretinin eserlerinde falan. E, o ne delat ediyor? En iyi Allah'ı tanıyan kimdir? Oradan anlaşılıyor. Ama öbürü bakıyorsun. Yani tabii bunları şey de dene, denebilir. Biraz da adet kabininden de dönüyor gibi e, mesela. E, i̇şte, işte hakikaten gece sabahında kılıyor, her gün oruç tutuyor falan. İbadette o fazla. İbadette o fazla. Ama böyle hani kudret eserlerini gördüğünde yerken içerken şimdi adam. İşte allah Teala bunu nasıl yapıyor ya Allah ne yani büyük Allah falan işte. E i̇şte böyle mideyle ilgili bağırsak, damarlarla, seninle her şey hakkında böyle şaşıp kalıyor Allah Allah. Ha bu tahayyür makamdır. O Onun için ve etbe'um sünnetine sünneti nebi sünnet peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine en çok tabi olanlar buyurur. E zaten e, Efendimiz'in sünnete ittibadaki e, bütün dünyanın kabul ettiği bir efendim şey efendim. O bakımdan bir yere gelirsen diyor göz aciz kalır, fikir düşünme aciz kalır, ayak aciz kalır. Ayak derken manevi ayaktan bahsediyor tabii yine. Yani manevi yürüyüşse ya, seyri sürük manevi hareket. Letaif'in yürüyüşü. Sonra himmet kanadı düşer. Yani ben buradan ileri ne anlayacağım, ne edeceğim işte. Ondan sonra e, sarkar yani demek azmini yitirir yani. Muamele gaybı sırfa sırfa e, taalluk eder. Ne demek? Halis bir gayb. Gayb ne demek? Bilinmezlik yani. Çünkü gözle göremiyor, elle tutamıyor, öyle bir makama geliyor ki bir alamet bile oradan belirti veremiyor yani kimseye anlatamıyor. Kendi o makamdadır ama oğluna kızına da anlatamaz, müritlere ne de anlatamaz icabında. Yani hafsalesi almaz ya aklını almayacak şeyi nasıl anlatsın. Ha öyle bir durumda e, manevi ilerleme devam ediyor mu yine edecek tabi. Manevi ilerleme sonsuzdur. Cennete girene kadar. Cennete girdikten sonra veya kıyamet kopana kadar diyelim. Daha yakın tabirle. Oradan sonra e ne sana yapılan duadan sen manevi ilerleyebilirsin. Ne senin için yapılan istiğfardan verilen sana. Zaten kıyamet koptuğundan sonra kimse senin için sadaka da veremez. Kimse senin için dua da demez. Etse de hüküm ifade etmiyor. Çünkü onu dünyadaki mükellefiyet aleminde vakit vererek, işte seni hatırlayarak, Allah için sevdiğinden falan onlar hep amele taluk eden işte. Yani. Kıyamet koptuğundan sonra sen Allah için birini sevmeye yeni başlayamazsın. Veya ona dua sen ne yarar? Çünkü neden orada zaten? Ee, mükellef değilsen, mükellefin yaptığı iş sevap kazandırır veya sana da veya hediye etsen başkasına da gider. Ama mükellefsen, kıyamette mükelleflik kalkar. Zaten ölenin kıyameti kopmuştur falan. O zaman ne kadar terakki devam eder. Yani diyelim ki Adem Aleyhisselam'ın bile şu anda 70 seneye yaklaşıyor. E, terakkisi devam ediyor. Yani Allah'a ulaşma makamlarındaki ilerlemeleri tecellilerindeki ilerlemeleri devam ediyor. Niye göre devam ediyor? E ben onun oğluyum, sen de onun oğlusun. E yaptığımız ibadetlerden işte babamız olmak bile her babaya değil de e, hem öğretici baba, Allah'a bildiren baba, Nebi Zişan olduğu için tabii o da bir ayrı efendim. E, kendi de bir insan tabii normal çocuğunu falan İslam üzere yetiştirse falan o, o babaya da gider. Ama bütün insanların ibadetini hadi başlar, ama nasip gider çünkü babadır. İslam için mücadele vermiştir. Allah'ın dinini neşretmiştir. Değil mi? Bin senelik ömründe hep Allah'a davet etmiştir yani Adem Aleyhisselam. Ee, oğlunu silmiştir yani. Kabil'i silmiştir yani. Kovmuştur Allah için. Değil mi? Onun için e, terakkisi devam eder. Bak yedi bin seneye yakın. Yani altı bin sene belki küsuratta geçti. E, e, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terakkileri devam ediyor. Biz niye Salavat-ı Şerif'i okuyoruz? Ya oradan biz kazanıyoruz o bize muhtaç değil. Muhtaç değil ama senin de okuduğun salavattan, dualardan çünkü sen allah Teala ne diyorsun? E, ee, ya Rabbi ona tecelli et, onun nurunu ziyade et, makamını âli et. İşte ve başı makamı Mahmud denilir. Vade işte. vaad ettiğin makam Mahmud'a yükselt. E zaten senin duandan yükseltmiyor ki. O ona zaten Asen yebaytaki rabbuke makamı Mahmud ya Kur'an'da söz verdi onu. O söz verdikten sonra siz de dua edin de bana bir destek verin demiyor ki bize. Ama senin kazanman için ya öyle dine amenu sallu aleyhi sellem teslim siz size kar olsun yani salat selam edin. Bir salat okuyana Şaban ayındayı salavatları artırmak lazım konulara. Maalesef vakit bulup giremedik. Miraç derslerimiz biraz uzun sürdü. Evet sohbetlerde de zaten var. Şaban Şerif sayesinde bunların beyanları var. Alıp okumak lazım dedikmiştik baştan. Ee, siz de ona salat selam edin. Niye? Sizin dereceniz yükselsin. Ama bu dualar boşa mı gidiyor yani? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yönelen bir tarafı yok mu onu demek istiyorum. Var tabii ki. Sen 1'e 10 rahmet alıyorsun ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve de manevi derecesi terakki ediyor. Niye? Salavatlarda reddolunma tehlikesi de zaten yok. Yani gösteriş için biraz salavat okusun. Allah Habibine dua diye kabul ediyor yani. Bu acayip bir amel. Hiçbir amelde böyle bir şey yok. Gösteriş için yaptın. hiçbir amel kabul olmaz. Ama salavat-ı şerife kabul olur. Neden? E sen Resulullah sallallahu aleyhi ve dua etmiş oldun. E allah Teala da ya sen gösteriş yaptın. Duanı kabul etmiyorum derse Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmeyecek oradan bir şey. Mevla da buyuruyor ki, kim ne niyetle salavat okursa ben Habibime onun şeyini ulaştırırım. E, karşılığını ulaştırırım. Yani. Derece bakımında. Onun için e, bu noktada ya gelindiğinde terakkiler e, herkesin terakkileri e, ee, efendim ölene kadar devam eder. Ama defteri açık olan işte üç amelden defter açık kalıyor. Bunların terakkileri e, kıyamet kopana kadar devam eder. E, ve bu itibarla e, Efendimiz Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dehi şu anda allah Teala manen e, terakkiyatta ilerlemektedir. İlerlemektedir. E zaten tabi şehitlerin hayatı, peygamberin hayatı, kabirdeki hayatları da normal ölülerin ruhlarının dirilmesi, dirilişi gibi, diri kalması gibi değil. Onlar herkesin ruhu diri kalıyor ama herkesin ruhuna faaliyet izni verilmez, tasarruf verilmez vesaire. Yani tabi peygamberlerin, velilerin, her veli de bir değil tabi. İşte öyle bir noktaya gelinir ki muamele kaybı sırfa düşer. Yani halis bir görmezlik bilmez yani bir şey yok. Hiçbir belirti yok, eser yok. Efendim Kimseye de bir şey anlatamaz. Ama ilerleme devam edecek mi? Edecek. Peki şimdi neyle ilerleyebilir o noktaya geldiği zaman? Yani adını bile koyamadığı işte seyri Allah seyri fillah falan, seyr-i alillah billah, seyri fillah yoksa miraç, ruhani, sidretül münteha mesela arş Çünkü manevi miraç arşta durmaz ki. Arşın üstüne Allah'ın isim sıfatlarının nurları gölgeleri vuruyor. O gölgeler zilel dairesi denir. Zilel, o gölgenin aslı var. Çünkü her gölgenin bir aslı olması lazım. Asılsız gölge olmaz. Gölge kendi başına durabilen bir şey değildir. Gölge arazdır. Arazlar kendi başına duramazlar. Cevherler kendi başına durarlar. Onun için o gölgenin aslı lazım. Onun aslı da başka bir yerden yazılır. Aslın aslı, aslın aslı. Artık orada diyemiyoruz mesela şuradaki bir perde 70 sene de aşılıyor diyor Miraç dersinde. Mesela orada bak yine bir 70 sene de aşılıyor diyor. E bu ne demektir? E yine bir sene verdi, vakit verdi. Kaybı sırf, kaybı sırf oradan da yukarısı. Çünkü neden? Halis Bilim, bilinmezlik yani. Müşahede edilem. Bilinmezlik. Sen orada koyamazsın ki bunu. Bunu 70 sene de bura aşılıyor. Ha efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir saniye daha şart. Ece makamına göre. Ama mesafenin normal gidişat ne, kadar aşılır? 70 sene de aşılır. Ama bak orada gaybı sırf olmadı. Neden? Çünkü 70 diyebildin. Demek oradan da ilerisi var. Oradan da ilerisi var. Oradan da ilerisi var. Çünkü allah Teala mekandan münezzeh olduğuna göre belli bir yere doğru gitmiyorsun yani. Ama manevi gidişatın var, yükselişin var. Senin açından yükselişin var. allah Teala bir yerde duruyor da sen oraya yükselmiyorsun aşağı. O zaman şimdi burada öyle bir durum ki ee, her makama göre işte, düşün, şurada şu faziletli ameller yüzlerce binlerce hadis-i şerif var. Şu makamda şu şuradan kazanırsın. Bundan kabir azabından kurtulursun. Bundan cennete şu köşe alırsın, Oradan be, bilmem ne kadar huri gılman vildan alırsın falan. Her şeye bir şey vaat edilmiş yani. Ve o amel demek onu kazandırıyor. Amaç diyor gaybı sırt makamına geldiğin zaman yani seyri sürükteki manevi makamları en yüksek şeyleri söylüyor. Çünkü gaybı sırf e, den yukarısı yok. Çünkü son makam gaybı sırftır. Ne demek? Belirsizlik yani. Alamet bile veremezsin. Yani ne gördün anlatamazsın. Bir şey du duysun anlatamazsın. Anlatması da mümkün değil. Çünkü bir gayri idrak diyor ya idrak yok. Ondan sonra. La tüdürü gülap saat. Gözler onu idrak edemez. İdrak ne fesiyon? İdrak ihata demek. İhata kuşatmak. Yani Karar veremezsin, kesin bir karar veremezsin. Şu şurada şu şu dur diyemezsin. Kavrayıcı bir bilgiye asla eremezsin o makamda, o noktada. Cennette de Allah Teala görüldüğünde öyle olacak. Kimse tarif edebilecek ki gör, görürken ne anladığını. Ama lezzetini yaşıyor mu? Yaşıyor. Yani yaşanır, anlatılmaz bir makam. Ama orada da ilerlemenin sonu yok. E ben orada neyle ilerleyeceğim şimdi? Yani orada mesela ben 100 rekat namaz, bilmem berat gecesini şu beş şu namazı veya bilmem kendini çatlat işte efendim aç susuz patla e, gibi bir şey diyemiyoruz ki hiçbir faziletli amel gaybı sırf olanın e, da bizi ilerletecek nedir amel bakımından diyor ki la yumkinu seyru yürüyüş mümkün olmaz ve gelme oldu o makamda yani manevi yürüyüş ilerleme asla mümkün olmaz. E ne olacak o zaman durduğu yerde duracak mı? E, durduğu yerde durmak meleklere aittir. Ee, i̇nsanlara niye nefis şeytan musallat edildi? Meleği geçsin diye. O devam et, edecek çünkü neden? Devamlı cihatta o. Devamlı canı bir şey istiyor, onu vermiyor. Yat diyor, yatmıyor, kalk diyor, kalkmıyor. Yani orada bir şey var. İnsan ilerliyor, melek ilerleyemez. Ama amin ne Makamı malum diyor melekler Kur'an'da. Hepimizin belli makamı var. Ne demek o? Durduğu yerde durur demek. Çünkü hangi melek bir fazla bir ibadet yapsa makamını geçebilir? Geçemez. Ama insan öyle mi? Ama o zaman orada nasıl gideceğiz? Bana bir amel söyle dersen bir gayri kademi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah Kelime-i Tevhid zikrinin ayağından ıı, başka bir ayakla orada yürünmez. Yani mecazi konuşuyor tabii. Yani ancak Kelime-i Tevhid zikri seni orada ilerletebilir. Mesela Sübhanallah ve Hamdi demiyor. E, dünya kadar faziletli zikir var. Mesela Sübhanallah, tesbih ne demek tesbih şu? Hamd böyle, tekbir. Allah-u Ekber'in faziletleri var. Yani, bir kitap yani malzeme koydum, doldurdum. Bakiyat-ı Salihat zikirlerine. Yani malzeme bakımından dünya kadar kaynaklar topladım. Ama bir tek La ilahe illallah. Seni ne yapar? Kaybı sırf makamda artık immetin düşer, kanadın kırılır kırılmaz da kanadın sarkar diyor. Azimler fütura uğrar. Buradan ileri yani çünkü neden? Şey yok yani. Alamet yok, nişan yok, kuş yok. Neyle giderim ben buradan ileri? Ya oradan ileri gitmek değil de o makamın içinde kalıp çünkü gaybı sırftan çıkamaz insan. Oradan iler, oranın içinde nasıl ilerler? Yani çünkü gaybı sırftan ileri bir şey yok. <laughs> allah Teala zaten. Hiçbir zaman için sana ayağın olmaz yani görsen de idrak olmaz yani. Onun için öz zatı itibariyle konuşuyorum. Ee, ancak kelime-i tevhid. Onca la mümkün mümkün olmaz. Kat o tilkeli mesafeti. O mesafeyi kat etmek yolu derken manevi bir yoldan bahsediyor yani. Zaten kilometre mesafe efendim adımla o, 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 o şeyle aletle işte, arabayla gidilecek işler değil. Füzeyle de gidilmez. O mesafeyi kat etmek mümkün olmaz. Ama mesafe aşılabilir mi? Aşılabilir. aşan veliler var mı? Var. Birer peygamberleri aşan veliler de var o mesafenin tümünü. Ama o ancak neyle mümkün olur? İlla fi kenifi tilkel kelimeti mukaddes Bu mukaddes kelimenin tevhid kelimesi la ilahe illallah'ın himayesinde, onun koltuğu altında. Ancak la ilahe illallah zikri orada söker. Orada başka zikirlerde yapmaz anlamında değil. Ama ilerlemeyi sadece la ilahe illallah ile kesbeder. Kazanır diyor. Ve ne zaman kâle dedi. Es-sâirû, seyri, sülük yapan, manen yürüyüş yapan, yani ruhunu, kalbini yürüten, yani latifelerini yürütüyor orada. Fizel kelime yaptığını, o makamda, gayrı sırf makamda, ne yazil kelime tut tayyibete, kelime-i tayyibeyi, efendim, merreten vahideten, tek bir kere okusa, şimdi Efendi Hazretleri'nin okumasını düşün. Yani o da beş bin okuyordu. Şeyhlere bağlıydı. Yani dersleri bitirmiş, seyri, sülük bitirmiş. İşte Mirac'ı tamamlamış, Nüzül'ü, fena etem, beka ekmel tabirleriyle işte fena filanda etem mi var, tamı var, etem mi var, işte beka ekmel, Allah ile baki olmak, zorunda, kamili var, ekmeli var falan. Bütün bunları tamamlamış. Sonra Miraçtan nüzül iniş en mühimi o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla tabi olan Mürşid-i Kamil, seri gibi müceddit kavslar, onların nüzülleri de çok mükemmel olur. Aynı halkın içine girer. Baktığın zaman hareketine oturursun, yanında yersin, içersin. Tersi ki bu da benim gibi adam ya dersin. zaten işte o benim gibi adam demen lazım. En yüksek olması için e, Efendimiz için de ne dediler? E, bütün peygamberler için inen tüm olmuşlar. Siz de bizim gibi beşersiniz ya. Yiyorsunuz, içiyorsunuz yiyorsun dediler. Ondan sonra ne de, e, ne dedim? Ha lihader bu ne biçim rasul ya yemek yiyor falan dediler. Hep ayetlerde müşriklerin ebeşşarun yehtunena, bu da benim gibi bir beşer, benim itaat edecek dediler. Bütün orada kapıları, evliya itaate kubab, velilerim kubbelerimin altındadır. La yarifun gayri, benden başkası tanımaz. Şimdi hakikaten Muhammed Efendi Hazretlerinin yetiştiği, mürit yetiştirdiği bazı müritleri var, ismini vermeyeyim. Şimdi benim gibiler tabii biraz daha efendinin yanında çok kalan anlayabilir belki ama o anlamak da çok kalmakla değil, o da bir itikatla, muhabbetle oluşuyor. Ama ben mesela efendinin öyle bir müridini biliyorum. Onunla efendi hazretlerini aynı meclise sok. E, i̇kisi de dursunlar. Bütün millet, avam halk falan hangi tabuk evliya dersen o efendinin müridini gösterirler. Ondaki hal, cezbe falan. Çünkü neden? Miraç'ta kalmış ya. Miraç'tan inememişler. Miraç'tan inememişler. Davet yapamaz, tebliğ yapmaz falan. Ama böyle acayip tevazu, acayip bir haller falan. Şimdi bakarsın Efendimiz'e biraz yatağa kalkar. O oh, hiç uyumaz. Ama bizim millete sorsan ne derler? Bu hiç uyumayan daha aftal. Halbuki hiç uyumayan daha aftal değil yani. Sünnete ittiba için uyuyan daha aftal. Ama işte her şey niyet. E, uyuman ne niyetle yemen ne değil. Ee, gidi bu işler. Onun için e, burada e, bu mesafe kat etmek mümkün. Bu yolda giden e, zaten o birçok uzlet evliyası davet tebliği yapmaz, var nasıl yapmaz, talebe okutmamış, irşat yok. Onların çoğu zaten gayb-ı sırf makamına da geleme, gelemez. Yani işte miracı var, semavattan, orada sidiret-i işte arş, arşa falan çıkmak çok büyük iş. Ama arş gayb-ı sırf değil ki. Arş, arş alemi imkan yani, mahluk yaratılmış. E tamam bizim için çok büyük iş onu bir kere görmek, levh-i mahfuzu görmek. Levh-i mahfuz levha yaratılmış yani. Onun için gayb-ı sırf dediği esma sıfatın, e, zilalinin, asıllarını özellikle öz zat-ı tecellileri meselesi var. Orada zaten e, şey yok yani. Levhadır, tabakatır direktir. Arşın direği var mesela. İşte orada gayb-ı sırf ne demek yani? Orada işte direk var diyemezsin. Kürsü var diyemezsin. Allah'ın kürsüsü var mı? Var. Allah'ın arşı var mı? Var. Hepsi cisimdir ama. O cisim olandan zaten tarif edebilir. Birisi görse tarif edebilir. E gaybı sırfta tarif yok ki. Yani bu işler manevi. Ama orada diyor, o makamda bir kere la ilahe illallah dese, şimdi senin benim buradan bile la ilahe illallah desem işte dört bin büyük günah yıkar, şöyle olur, böyle olur, zikrin en faziletlisi la ilahe illallah. Tamam. Ha tabi tarikat derslerinde seyri sülük yapan maneviyat onların her la ilahe illallah demesi kalpten bir pasları atıyor, kirleri atıyor, masiva atıyor, talukat şeddadan kurtarıyor, dağınık alakalar, kalp oraya gidiyor, buraya geliyor ya. Kalbi toplayamıyorsun, namazda bile Allah'ın zoruna getiremiyoruz. E i̇şte o tarikat dersindekiler hep o masivayı atar, 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 atar. Yani kalbi temizleme operasyonu. Sonra arada bir şeyler daha gelir, on sonra onu atacak, silecek. O beş bin la ilahe yirmi bir senelik derslerde hep bunun içindir. Ama tam adam, adam dersi bitirmiştir. Hiç ee, bir kere kalbinde masifan temizlenmez. Öyle de çok var. Ee, yani dakikasına rahat ettiği halde, sayısına rahat ettiği halde. Çünkü öyle de o da ayrı bir şey yani. Kabiliyet meselesi. Ama 20 sene gevşeklik eder derdi efendi efendim babadan duydum derdi. Kadde sallallahu aleyhi ve sellem yarım saat ciddiyetini takınır. Kerin nefsini telafi eder. Bunu da duyduk yani. Demek ki bir azim meselesi. Yani niyet. Kalbin akti yani bir şeye bağlanması meselesi. Yani 21 sene gevşek bağlanan e, adam e, bir anda sen mesela fişi f -f -frize, f frize, takıyorsun ondan sonra ben de bakıyorum ondan sonra bir de baktım. Hiç şarj etmemiş. Orada bir gevşeklik var benim o bir şeker cihazının şeyi bir acayip. O normal telefon şarjı gibi değil. Böyle dikkatli bir daha çıkarıyorum bir daha şey yapıyorum bakıyorum tutmuyor. Ha, o sen şarj ediyor zannediyorsun. Sabah uyanıyorsun vakti 30'da yine 30'da. Otuz 30'dan da biraz aşağı gitmiş tabi saatlerden dolayı. E ne olacak? Ama öbürü bir ciddi takıyorsa bir de bakıyorsun. 10 dakikada o, o şart çabuk doluyor. Da 10 dakikada 100 oluyor. O telefon gibi değil. 10 dakikada 100 oluyor. Neden? Tam irtibat. Öbür tarafında e, sabaha kadar durdu Ya sabaha kadar tutuşardı da irtibata tam sağlayamadı. Onun için e, benim benimle alâ ilâ Allah demem. Yoksa işte maneviyatı yüksek olan e, bir Kemal Efendi Veli Efendi'nin bir la ilahe demesi misal yani bir Denizli İbrahim Efendi'nin. Ondan sonra makamına göre seyri sülükte onlar. Hüsnü zannımız var yani. Ondan sonra ama bir Efendi Hazretleri'nin bir la ilahe illallah demesi. Işte hangi makamdaysa orada ilerliyor. O yüzden kaybı sırf makamındayken la ilahe illallah derse ki Efendim kesin o makamdaydı. Ona şu yok. hiçbir hiçbiri hakkında tabi hüsnü ayrı bir şey. Şahitlik ayrı bir şey. Şahitlik edemem tabi ne? Nasıl şahitlik edeceğim? Ben orada mıyım? Yanında mıyım da şahitlik edeceğim? Onun için efendim kardeşlerim Efendi Hazretleri gibi o makamda olan işte Ala gibi bir kere la ilahe illallah dese orada yani kendi burada canım. Kendi burada. Ama Lataif o makamda iken söylüyorsa yak davya onunla keser e, kat eder yani ve bir imda hakikati hakika kelimeti mukaddes etti bu mukaddes kelimenin hakikatının bir zahiri o konuş telaffuz lafzı var bir de onun manevi ağırlığı var hani yedi kat gökler yerler bir kefeye konsa bile alal hepsini tartar gibi şeylerden biraz zihnimize yaklaştırabiliriz konuyu onun hakikatının gücü yani. Onun da imdadı ve yardımıyla ve ihanet ya yani yardım demek zaten şeyde. Avun yardım geliyor. Ne ne mesafeyi geçer? Hatreten bir adım. Vade tek bir adım geç. Bile la da tek bir adımlık mesafe kat eder. Manevi adım tabii yani. O da öyle karışlan değil. Manevi bir adım atar. Mintil gel o mesafede. Ama o bir adım nasıl bir adım şimdi? Buradaki bir adım başka, oradaki bir adım, başka. her makamdaki adım başka. O makamda veya kav düşer beniden uzak an nefsi. Hala nefis var. Nefis bıraksa cihat kalmaz. Cihat kalmayınca ilerleme kalmaz. Onun için o zaman nefsinden uzağa düşer. E, nefsinden uzağa düşer ve karibe minel hakkı Hak yakın düşer. Yani Mevla'ya mekan yakınlığı değil aşağı. Tecellilerine yakın yani. Nurlarına, tecellilerine, rızasına yakın düşer evendim bir adımla beraber. Ama o bir adımın ve küllü cüz'in her bir parçası mintilkel mesafeti o mesafenin yani mesafe ama 70 sene diyemiyorsun, 70 bin sene diyemiyorsun, 700 milyon milyar sene bile diyemiyorsun. Kayıp çünkü konu. Kimin ne, nasıl aşacağına bağlı. O mesafenin her bir parçası ez yedü daha fazladır. Min temami dairati alemil imkan alemi imkan dairesinin tamamından daha fazladır. Hem de bir dedim, öyle bir fazlalık ki muzaafetin katlanmış olarak. Alemi imkan neresi? Yedi kat yerin dibinden. Yedi kat göğün üstünden, arşın üstünden. Yok, arşın üstüne kadar. Arşın üstüne alemi vücut başlar. Arşın üstüne alemi vücut başlar. Çünkü Allah'ın isim ve sıfatlarının nurlarının yansımalarıdır. Onlar da alemi imkandan değildir. Onun için son cisim arştır. Zaten arş cennetlerin tavanıdır. O noktada arş ama yedi kat yerin dibinden buraya kadar her arası 500 senek mesafede kadar. Buradan yedi kat yerin her arası 500 senek mesafede. Oradan ileri daha mesafede uzanıyor. Arşa geliyoruz. Arş da bitiyor. Evet. Bu alemi imkanın tamamı. Ondan sonra kaybı sırf makamında bir la ilahe illallah dese o makamda olan kişi bir adım atabiliyor. O bir adımla ne, ne yapmış oluyor? Efendim onun her bir cücüğünden parçasında bu yedi kat yerlerden aşağı kadar olan bütün dairenin e, tümün tamamından kat 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 fazla mesafe ilerlemiş oluyor. ilerleme bakımından. Onun için buyuruyor. Efendim beri en yule ve faziletu azizik imnavla. Buradan bu zikrin kelime-i tevhid la ilahe illallah faziletinin bilinmesi lazım. Hayzu <laughs> e şöyle ki la miktar ali tamamit dünya. Dünyanın tamamı bırak dünya. Yedi kat gökler, cennet, cennet, arş falan hepsi girdi yani. Ne diyor De, yani? bütün alem imkanın bir kıymeti yok. Fi cembi la ilahe illallah yanında. Ve la ihsase hissedilir bir tarafı bile yok. Koysan bir karşı kefeye işte burada da bir şey mi koydunuz ya kaç gram koydunuz den, derler. Onun için e, ha, keşke bütün alemi imkanı için olsaydı hükmel katratı bir damla hükmü olsa bin nispeti. ilel bahril okyanuslara nispetle bir damla neyse keşke bütün alemi imkan yani arş bile dahil ya. Hepsinin tonajı ağırlığı hakikati gücü yani kuvvetinin e bir damla kadar hükmü olsaydı bir la ilahe illallah e, nispetle ve e, azamet ve azil kelimeti ama bu kelimeyi tayibenin büyüklüğü bir itibarı derecat kalia onu söyleyenin derecelerine göre değişir. Ne dedim demiş sen onu anlatıyordum işte. Benim makamımdakinin bir şeyi başka, avamın başka. Ben avam tanım zaten de ama havas var, hasul havas var öyle. Şimdi efendim senin tevhidine. Külle ne zaman kânet olursa derecedül kâli. Okuyanın derecesi ezyede daha fazla ve e'la daha ise tekun azametü o büyüklük olur. eksera daha çok ve evla daha e, layık olur. Şiir bir şiir okuyor. Yezidüke vecu husnen onun gücü senin güzelliğini artırır. İzâ ma zittehu nazara sen ona bakışını artırırsan. Şenefah senin cemali Mübarek alnı bütün alemler içinde zanneder. Nasıl bir şey? Ama sen ona ne kadar bakmaya artırırsan o da senin yüzüne güzellik olarak geri döner. Yani rabıtayı ne kadar efendim sen yaparsan efendim sen rabıtasınlar. Sen de nurlanırsın, parlansın falan. Bu hissedilir yani. insanlar baktığı zaman da efendiye rabıtası kuvvetli olanlar efendim sene daha çok benzer mesela. Yüzüne de vuruyor yani. Ve la yu'lemu fid dünya. Dünyada bilinemez temennin hiçbir arzuyu yusavi denk gelecek. Li temenniyen yakudel insanu. insanın oturmasını istemesi. fizaviyetin, bizaviye, zaviye. tekke köşesi işte veya Ne yaparak? Mültevven. Lezzet alarak. Ve muht, muht, e, Haz duyarak. Neyle bir tekrar azil kelime tayyibeti. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bunu tekrar etmekten lezzet alarak. Haz duyarak. Bir de makamına göre tabi. Bir kenara oturup. Aynen katılıyorum yani. Ama biz de düştük belaların içine bu rabıtasızların yüzünden, rabıtayı bozanların. Bunlar rabıtasızlardan daha tehlikeli. Yani onun için uğraşıp duruyoruz yani Red diye şu bu. Kimi değil, mürtet olmuş, kimisi imansız kalmış. Yani şeyler söylüyorum. El üstüne düşmanlar düşmanları, ayet düşmanları. Yani onlarla ayrı uğraşıyorsun. Buradan tarikatı bozanlar, bunlarla ayrı falan. E ne yapamıyoruz? Oturup bir bir hatim yapalım, bir kelime-i tevhid okuyalım falan. Ve diyor koca i̇mam Rabbani ma ne ne yapalım diyor. La yeteser İmam-ı Rabbani biliyorsun reddiyecilerin başı müceddit olmak reddiyesiz olmaz. La teseru cemiyü temenniyat. Her arzu istek ele geçmez. Ve la mutlaka lazım minel gafleti. Arada gaflet lazım. İmam-ı Rabbani'nin gafleti Efendi Hazretleri'nin gafleti, hani bizden de otururken gaflet gibi zannedersin, küller, bir şey sorar falan, aa, kedi sever falan, Allah Allah. Mevla'yı unuttu mu zannedersin <laughs> sen? Sen de Mevla'yı unutturabilir misin ona? Ama biz zikirde de gafletteyiz. Efendi hazır gibi zatlar e, dünya işlerinde de zikirdedir. O ayrı bir şey. Ama İmam böyle buyuruyor. Vel ihtilatı karışıp görüşmek lazım bil halk halk ile. E, ne yapalım işte efendim senin yolunu muhafaza edelim şerât-ı sünneti diye ne yapıyoruz? Trabzon'a git, oraya git, Fatsa'ya git. Dünya kadar rabıtası bozuklana uğraş işte onun için. E, yani gaflet onu sayıyor zahiren ama halkla karışıp görüşmeden de olmuyor diyor. E olmaz tabi i̇mam Rabbani için olmaz. Çünkü o müceddit. Elfi Sani. Efendi Hazreti için olmaz. Niye? Müceddit. 15. Hazreti. Ama dolu evliya var şimdi. Ne konuşuyor, ne vaaz ediyor, ne davet yapıyor, ne reddiye yapıyor. Bir şey yok. Oturmuş zaviyede zikir. Allah mübarek etsin. Ama onun da makamı ne müsait olmaz? Tabi ona mürşid Kamil denemez. Ona müceddit denemez. Ona Gavs denemez. Gavs nasıl olacak? Gavs medet imdat edecek. Kendi başına oturmuş. Ama makamı velidir, yüksektir. Tamam Miraç'ta kalmıştır. İniş yoktur yani. E iniş olmayandan ben istifade edemem ki. Çünkü benim seviyeme inecek. Benim seviyeme inemezse ben istifade edemem. Bundan dolayı diyor yani keşke diyor hep la ilahe illallah çekip kenarda oturup çekebilseydik diyor. Doyamadık zikrediyor ama diyor İmam Rabbani karışıp görüşmeden de olmuyor madem. Ona da gaflet tabiri kullanıyor da o millet onu gaflet anlar masradır. Ha Sakın İmam Rabbani ara sıra gaflet ediyordum dem diyor zannetmeyin aşağı. Hiç Efendimiz zerre kadar gaflet o yoktu mesela. Yani efendi böyleyse biz onu gördük tabi şey İmam Rabbani görmedik. İmam Rabbani de, kesinlikle gafletsizdir. Ona ne şu? Rabben ey Rabbimiz et nurana. Nurumuzu bizim için tamam eyle. Yarı yolda bırakma münafıklar gibi söndürme. Rahfir bizim için günahlarımızı mağfiret değil. İnneke alâ külşeyin kadir. Sen her şey hakkıyla gücü yeten Allah'sın. Sübhane Rabbike Rabbil Azzeti Amma Asıfûn. İzzet yücelik sahibi Habibim Rabbini müşriklerin, nakısların, Allah bilmeyen tanımayanların nitelemelerinden tesbihten ile ve selamun alel murselin. Bütün gönderilen Resullere selam olsun. Velhamdülillah Rabbil alemin. Alemden Rabbi Allah hamdolsun. Amin. Yeni bir mektupla önümüzdeki derste buluşmak üzere Allah'a emanet ederiz.